Nedir abi o? Bu Lions Daily News. Yani Lions süresince her gün çıkan bir dergi. Akşam basıldı, ödül kazananlar. Bugünün shortlistleri, bütün haberler. Neredeyse dijital gibi bir hız bu. Bugün olan her şey bugün basılı olarak önünde. Nedir bugünkü plan? Şimdi 12'de bir oturuma gireceğiz. Biraz erken gidelim, güzel yer kapalım. Kimin oturumu bu şimdi gideceğimiz oturum? Şimdi gideceğimiz oturum Hakuhodo'nun oturumu, Japon ajans. Yanlış hatırlamıyorsam biz Texas'ta bu oturuma girememiştik. Ben yukarıda keşke bekleseymişim, hiç aklıma gelmedi burada. Kaçırdık bunu bence. Bence de. Bekleyecek miyim yine de? Bekleyeceğim. Almaya başladılar. Bakalım, belki giremeyebiliriz bu konuşmaya. I'm very sorry about that. Bu böyle başa gelen bir şey mi, alınamamak? Çok iyi hatırladım. Evet. Gene etkinliğin başı, ilk gireceğimiz oturum ve gene Hakuhodo. Bakalım bu sefer girebilecek miyiz? Are you all enjoying camp? Süper. Çünkü organizasyonda en seyretmeyi sevdiğim sunum tipi. İşlerini göster, bunu bir mantık çerçevesinde hizala. İnsanlar kendilerine düzgün not alabilsinler. Nedir abi plan şimdi? Ya ben çıkayım, şu oturumu bir yazayım, sen de takıl. Yalçın'dan ayrıldım. Biraz kendi kendime kopacağım ama Yalçın olmadığı zaman şaşırıyorum nereye gideceğimi, nerede ne olduğunu. Çünkü her tarafta bir şey oluyor. Bunun için tabii insanlar programa bakıyorlar ama ben daha çok... Michael var, bu gördüğünüz kumdan heykeli sanatçısı. Bildiğiniz sokak sanatçısı formatı burada olmuş, plaj sanatçısı. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Abi kısa listeler açıklanmaya başladı. Açık hava, medya, basılı işler kategorilerinin finale kalan işlerini izleyeceğiz aşağıda. Binlerce iş arasından seçilen 100 iş mi? Binlerce iş arasından seçilen onlarca iş. Toplamda ama yüzlerce iş. Binlerce değil, on binlerce, belki yüz binlerce iş arasından. Türkiye'den sadece 450'ye yakın başvuru olduğunu söylüyorlar. Kaç tanesi orada şu anda? 14 tanesi orada. Kazanırız belki ya sonra. Umarım kazanırız. Ülke için çok güzel oluyor. Hem ülke reklamcılarının için çıta yükselmiş oluyor. Şimdiye kadar biz bir kere mi kazandık? Biz çok kazandık ama en büyük ödülü bir kere kazandık. En büyük ödül de bu Grand Prix denen şey. Evet. Hava kategorisinde Türkiye'den kısa listeye kalan işlerin yanındayız şimdi. Bayanart Team Red'in Vodafone için yaptığı bir kampanya bu. Doğanın ortasında hoş videolar yakalamaya çalışan insanlar işte gelen mesajlar ya da aramalar yüzünden işte görüntüyü çekemezler.
Dangerous Girl ilginç bir hikaye. İnsanlar bunu bir sanatçının işi olarak hep değerlendirmek istiyorlar ve görüyorlar ama bir yatırım bankası için yapılan bir reklam bu. Buradaki kızgın boğa heykelini yapan sanatçı da uzunca bir süredir kampanya yürütüyor. Benim sanat eserime karşı bir saldırı var burada. Ben böyle bir ikili düşünmemiştim. Sonuçta benim eserime müdahaledir bu diyor. Fearless Girl temsil ettiği şeylerle bunu tekrar bir PR kampanyasına dönüştürüyor her seferinde. Fearless Girl'e karşı çıktığınız anda kadın haklarına karşı çıkmış oluyorsunuz. Müthiş bir tuzaklı iş yani. Trafik kazalarındaki yaralanma yüzdelerine bakarak trafik kazasında hiçbir şekilde yaralanmayacak ya da ölmeyecek insan nasıl olurdu? Doktorlarla böyle bir prototip çalışıyorlar. İşte kafatası daha güçlü olan, boynu olmayan, işte kaburgaları çok daha iri ve daha fazla sayıda olan bir insan bu hayali. İlk haftada 1.2 milyar izlenme elde etmişler. Bu iş acayip sevildi abi Türkiye'de de. Cadılar Bayramı'nda bir Burger King restoranı güya McDonald's kılığına giriyor. Ama tabii bunu bir şaka gibi yapıyorlar zaten. Elle yazıyorlar çarşafların üstüne McDonald's'ları falan. İnsanlar markaların birbiriyle en ufak atışmasına bayılıyor. 2 milyar impression diyor bak.